Şerefe Örgü Dünya Sütü kanalıma hoş geldiniz. Bugün istek üzerine daha önce çalışmış olduğum tığ işi yelek ve şal modelini üçgen şekilde tasarlamak istiyorum sizlerle birlikte. Rahatça görebilmeniz için orta kalınlıkta bir ip kullandım. 6 numara kalınlığında 1,4 milim kalınlığında da tığ kullanıyorum. Orta kalınlıkta ip ve 6 numara tığ. Şimdi hemen sizlerle birlikte daha önce dikdörtgen olarak çalıştığım modeli üçgen olarak tasarlamak istiyorum. Önce zincir çekerek başlıyorum. 7 tane zincir çektim. Başlangıç noktasına batarak bir tane halka oluşturdum. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı dairenin içerisine batarak üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane trabzanım olunca araya 3 tane zincir çekiyorum ve aynı yuvaya tekrar batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Üç trabzanımı elde edince tekrar 3 zincir çekiyorum ve aynı halkanın içerisine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve 3 trabzan daha yapıyorum. Başlangıcımız bu şekilde 4 yapraktan oluşacak. Arada da 3 tane deliğimiz oluşacak. Bu kenarlardaki birer tane delik kenar su taşı için devam edecek. Ortadaki delik ise modeli oluşturmamız için bize yardımcı olacak. 6 zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. İlk deliğe giriyorum ve buraya üçlü trabzan yapıyorum. Arada 3 tane zincirim var. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Trabzanlarım daima bu model için bu şekilde 3 defa da örerek kapatıyorum. Bu kenar kısmı bitene kadar her iki tarafta da aynı şekilde devam edecek. Şimdi ortadaki modele geçtiğim zaman bir tane zincir çekip başını doluyorum. Şu tam ortada kalan boşluğa giriyorum ve 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Beş trabzanımı tamamladım. Arada bir tane zincirim var. Tekrar başını doluyorum. Aynı yuvaya batarak 5 tane daha trabzan yapıyorum. Beş trabzanımı yaptım. Toplamda 10 tane trabzan yapıyoruz. Tam ortada bir tane zincir çekerek boşluk oluşturuyoruz. Tekrar bir zincir çekiyorum ve en son deliğe batarak kenar bölümünü oluşturuyorum. Kenar bölümü için önce 3 tane trabzan yapıyoruz ve 3 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere 3 tane trabzan yapıyoruz ve kenar kısmını tamamlıyoruz. 6 zincirle geri dönüyorum. Başını doladım ve örgümü ters çevirdim. İlk yuvaya tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Bu kenar kısmı hızlı geçmek istiyorum çünkü bitene kadar aynı şekilde örülecek. 3 zincir ve tekrar aynı yere batarak 3 trabzan yapıyorum. Kenar kısmını tamamladım. Şimdi modelime geçince bir sonraki modeli oluşturmak için buraya 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum.
Bu 10 trabzanın arasında bir tane zincir çektiğim boşluğuna batıyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. Başını doluyorum. 2. Başını doluyorum. 3. Başını doluyorum. Tam 4 tane buradan ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeklerin hepsini bir defada topluyorum ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Aynı boşluğa batarak 4 defada çektiğim ikinci dolgumu yapıyorum. Ve bu ilmeklerin hepsini bir defada toplayarak kapatıyorum. Tekrar 3 zincir çekip aynı yere batıyorum ve 3. dolgumu da bu şekilde yaparak tamamlıyorum. Hepsini bir defada toplayarak kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve bu kenardaki bölüme giriyorum. Üç trabzan yaptım. Üç zincir çektim. Tekrar üç tane trabzan yapıyorum. Altı zincir çekerek geri dönüyorum. Geri döndüm. Tekrar bu kenar bölümünü batarak yapıyorum. Kenar sutoje bölümünü 3 trabzan, araya 3 zincir ve tekrar 3 trabzan yaparak bitirdim. Hemen bir zincir çekiyorum. İkinci sıra modelime geçiyorum. Başını doluyorum. Modelim ile trabzan arasındaki ilk boşluğa giriyorum. Ve buraya yeni modelimi oluşturuyorum. Yeni modelimi oluştururken 5 tane üçlü trabzan örüyorum. Beş tane üçlü trabzanımı yaptım. Arada bir tane zincirim var. Tekrar aynı yere 5 adet daha trabzan yapıyorum. Diğer modelde bu modeller üst üste devam ediyordu ama üçgen şekle çevirdiğimiz zaman artış yapabilmemiz için kaydırmamız gerekiyor. Bu şekilde ikinci sıraya geçtiğim zaman modelimin başına ve sonuna tekrarlayarak bir tane olan modelimi iki taneye çıkartıyorum. Arada üç tane zincirim var. Başını doluyorum ve modelimin bitimindeki arkasındaki kalan boşluğa girerek buraya tekrar beş tane trabzan yapıyorum. Beş tane trabzanımı yaptım. Arada bir tane zincirim var. Başını doluyorum ve aynı yuvaya batarak 5 trabzan daha yapıyorum. Bu modelin üçgen şekilde çalışılmışı maalesef yok. O yüzden şimdi sizlerle birlikte hem tasarlayıp hem örüyorum hem de aynı zamanda sizlere anlatımını yapıyorum. Tekrar 5 tane trabzan yaptım. Bir tane olan modelimi böylece iki taneye çıkarmış oldum. Bir tane zincir çekiyorum ve kenar kısmındaki bu su taşı şeklinde devam eden bölümü yaparak tamamlıyorum. Kenar bölümünü de 3 tane trabzan, araya 3 zincir ve tekrar 3 trabzan şeklinde tamamlıyorum. 6 tane zincirimi çekip örgümü çevirdim ve ilk boşluğa girerek tekrar bu su taşı modelini üst kısma da tekrarlıyorum. Kenar modelini tamamladım ve tekrar ikinci modelimi tamamlarken üçüncü modelim için buraya yer ayarlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincire bir sonraki sırada üçüncü modelimi kurmayı düşünüyorum. Ara boşluğuna giriyorum ve bir ilmek çekiyorum. Başını doluyorum. 2. Başını doluyorum ve tam 4 tane ilmek çıkartıyorum. Hepsini bir defa da kapatıp araya 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvadan tam 4 defa da çektiğim 3 tane fıstık yapıyorum.
üçüncü fıstığımda oluşturduğum arada tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Bu fıstıkların arasında çektiğimiz 3 zincirler diğer modellerimiz için tekrar hazırlık oluyor. Başını doladım. Bir sonraki 5 trabzanımın ortasındaki boşluğa giriyorum. Ve tekrar 4 defa da çektiğim dolgumu yapıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. 2. dolgumu yapıyorum. Üçüncü dolgumu da yapıyorum. Arada 3 tane zincirim var. Burada sadece 5 trabzanın arasındaki boşluklara 3'er tane dolgu yaparak sırayı tamamlıyoruz. En son bitim yerine giriyorum ve kenardaki su taşı modelimi yaparak tamamlıyorum. Kenar modelini yaptım. 6 zincirle geri dönerek tekrar üst sıranın da kenar modelini yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Dediğim gibi buradaki dolguların arasında kalan bölümlere yeni modelimi uyguluyorum. İlk sırada 1 taneydi. İkinci sırada 2 tane. Üçüncü sırada 3 tane çiçeğimi elde edeceğim. Her sırada bu şekilde 1 tane artırarak devam ediyoruz. Buraya tekrar 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Artık burayı biraz hızlanmak istiyorum. Sizlere çünkü kenar kısmını da göstermek istiyorum. 5 trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Ve tekrar aynı yere 5 trabzan daha yapıyorum. İlk modelimin alt zemini hazırladıktan sonra araya 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu dolguları atlıyorum. Dolguların arasındaki boşluğa geçiyorum. Ve buraya ikinci modelimi hazırlıyorum. İkinci modelim de aynı şekilde 5 trabzan, araya 1 tane zincir ve tekrar 5 trabzan olarak tamamladım. Bir sonraki modele geçerken 3 tane zincir çekiyorum. Dolgulu bölümü atlıyorum ve bir sonraki boşluğuna giriyorum. Ve buraya 3. modelimi yaparak tamamlıyorum. 3. modelimi de tamamladıktan sonra tekrar arada 1 tane zincir çekiyorum. Ve kenar modeli yapıyorum. Bir sonraki sırada aynı şekilde kenar modelini bitirince 3 zincir çekiyoruz ve ortadaki boşluğa tekrar bu şekilde 3 tane dolgu yapıyoruz. Diğer modele geçerken de aynı şekilde arada 3 zincir çekiyoruz ve bu aralarda oluşturduğumuz yuvalara da bir sonraki modelimizi kurarak devam ediyoruz. Ben biraz daha iyi anlayabilmeniz için modelimi biraz daha örerek ilerlettim. Kalın iple duruşu görünüşü bu şekilde. Dediğim gibi ince angora iplerle de çalışabilirsiniz. Şimdi kenar modelini de göstermek istiyorum. Burası da modelimin arka yüzü. Kenar modeline başlarken burası örgümüzün ön yüzü. Ön yüzünü şu şekilde yan çeviriyoruz ve bu kenardan örmeye başlıyoruz. Modelim diğer kenarda bittiği için ipimi koparttım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve şuradaki boşluk yuvama batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve bu boşluğa girerek üçlü trabzan yapmaya başlıyorum. 5 tane üçlü trabzanımı yaptım. Aynı modelimizdeki gibi. Bir zincir çekiyorum ve aynı yuvaya 5 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda 10 tane trabzan yaptım. Araya 1 tane zincir çektim. Araya 1 tane zincir çekiyorum. Ve bir sonraki bu 6 zincirle oluşturduğum yere giriyorum. Ve burada olduğu gibi 5 tane trabzan, araya 1 zincir ve tekrar 5 trabzan şeklinde her yuvaya bir kez batarak modelimin alt zeminini hazırlıyorum. Ben bu şekilde bütün etrafımı dolandım. Bu kenarlarda 6 zincir çektiğimiz yerlere batarak trabzanları oluşturdum.
Burası da örgümün başlangıç noktası. Bakın her deliğe bu şekilde yaparak geldim. En sonda buraya sık iğne örer gibi kenara tutturdum. Şimdi buradan geri dönüyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Başını doluyorum. Şu ilk boşluğa giriyorum. Aynı modelimde olduğu gibi buraya bir tane dolgu yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve aynı boşluğa modelimin aynısını tekrarlıyorum. Tabi isterseniz kenarına başka modelde yapabilirsiniz. Ama ben modelin aynısını kenarına uygulamayı seviyorum. 3 tane zincir çektim. 2 modelimin arasına batarak buraya sık iğne ördüm. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve ikinci yuvaya batarak dolgularımı yapmaya devam ediyorum. Modelin aynısını kenarlarını da bu şekilde uygulayarak üçgen hale getirdim. Burası da arka tarafı. Lütfen videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.